Size serilerin ıraksayan mı yoksa yakın sayan mı olduğunu nasıl test edebileceğinizi göstermek istiyorum ve işe bu testlerin en basiti ve hatta en mantıklısı olan ıraksama testi ile başlayacağım. Evet, ıraksama testi. Bu bize bir serinin yakın sayıp yakınsamayacağını söylemez ama eğer elimizdeki ıraksayan bir seri ise ıraksama testi bundan emin olabileceğimizi söyleyebilirim. Önce matematiksel gösterimi vereyim sonra da gerçek bir örnek üzerinden ilerleriz. Iraksama testine göre limit n sonsuza giderken a alt indis n eğer sıfıra eşit değilse n eşit. 1'den sonsuza a alt indis n serisi ıraksaktır. Iraksamanın ne demek olduğunu da hatırlatmamı isterseniz, bu toplamın ya eksi ya da artı sonsuza gitmesi, evet gerekir, ya da iki değer arasında gidip gelecektir. Başka bir deyişle belirli bir değere asla ve asla yaklaşmayacaktır. Evet, ıraksama testi ile bunu elde ederiz. Bu noktada tamam her şey çok iyi ama bu bize nasıl faydalı olacak ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Bunun nasıl faydalı olabileceğini anlamak için isterseniz bir seriyi inceleyelim ve ıraksayıp ıraksamayacağına bakalım. Elimizde n eşittir birden sonsuza. E, bu arada bunun her zaman birden başlamasına gerek yok. Demek istediğim bu n5 olabilir, 0 da olabilir. Neyse önemli olan bunun sonsuz bir seri olması ve zaten bu yüzden de en sonsuza giderken limit alıyoruz. Evet, 4n kare eksi n küp bölü 7 eksi 3 çarpı n küp. Evet, böyle olsun. Iraksama testi konusunda bildiklerimize dayanarak bana bu serinin yakın sayan mı yoksa ırak bir seri mi olduğunu söyleyebilir misiniz? Bunu anlamak için toplamını aldığımız ifadeye bakmamız lazım. Iraksama testinin tanımı ile benzerlik kurmak adına burada da a alt indis n olarak gösterdiğimiz ifade bu. Bu yüzden de limit n sonsuza giderken 4 n kare eksi n küp bölü 7 eksi 3 çarpı n küpün limitine bakmamız lazım. Her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve bu limiti benden önce kendi kendinize bulmaya çalışın. Bunun limitini alırken ifadenin alacağı değerleri belirleyen şey pay ve paydadaki derecesi en büyük olan terimler olacak. Bu yüzden de limitin eksi n küp bölü eksi 3 n küpe yani 1 bölü 3'e yaklaşacağını söyleyebiliriz. Biraz daha sistematik olmak istersek de şöyle yapalım. Limit n sonsuza giderken payı ve paydayı n küpe bölelim. Buradan 4 Bölü n gelir ve burada eksi 1 kalır. Bölü 7 bölü n küp ve eksi 3. Şimdi n sonsuza giderken bunun değeri 0'a yaklaşır öyle değil mi? Bununki de 0'a yaklaşır ve geriye eksi 1 bölü eksi 3 yani 1 bölü 3 kalır. Şimdi bakın en sonsuza giderken a alt indis inin limiti sıfıra eşit olmadığı için bu sonsuz serinin ıraksadığını söyleyebiliriz. İsterseniz biraz da işin mantığı üzerine kafa yoralım. Bu serinin yakınsamasının tek yolu, bakın sonsuz bir toplamdan bahsediyoruz ve bu sonsuz toplamın sonlu bir değere yakınsaması için eklediğiniz her bir ardışık terimin giderek küçülmesi ve sıfıra yaklaşması gerekir. Burada ise en sonsuza giderken bu serinin 1 bölü 3'e yaklaşan bir değer alması demek. Eklediğiniz tüm terimlerin sizi giderek 1 bölü 3'e yaklaştırması, evet bu anlama gelir. Eğer sonsuz sayıda 1 bölü 3'ü toplarsanız bile sonsuza gidersiniz ve ıraksarsınız. İşte bu da bize bunu anlatıyor. Sonsuz sayıda terimin toplamını aldığınızda bu serinin yakınsaması için elinizdeki terimlerin bir noktada sıfıra çok ama çok yaklaşmaları gerekir. Ve eğer terimler sıfıra yaklaşmıyorlarsa bu seri asla ve asla yakınsamaz yani ıraksar. Umarım ne demek istediğimi anlatabilmişimdir. Bu sayede ıraksama testinin bize veremeyeceği bir sonucu da görmüş oluyoruz. Iraksama testi bir şeyin ıraksayacağını söyleyebilir ama ıraksama testini geçemeyen bir şeyin yakınsayıp yakınsamadığını bilemeyiz. Hemen bunun içinde bir örnek vereyim. Ee, en eşittir birden sonsuza... 1 bölü n. Evet, bu bir harmonik seridir, öyle değil mi? Buna ıraksama testini uygularsak, n sonsuza giderken 1 bölü n'in limitini almamız gerekir ve n sonsuza giderken bu sıfırdır, öyle değil mi? Eşittir sıfır yazıyorum. Bu seri ıraksama testini geçemedi ama sadece bu teste dayanarak bunun ıraksamayacağını söyleyemeyiz. Yani bu seri ıraksıyor olabilir. Bunun ispatını da yapmıştık ve bu serinin aslında ıraksadığını görmüştük. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, bu seri ıraksaktır. Kısacası ıraksama testi tek başına yeterli değildir diyebiliriz. Karşılaştırma testi ve integral testini de göreceğiz ve bu serinin aslında ıraksadığını göstermek için bu testlerden herhangi birini kullanabiliriz. O halde bu eğer doğru değilse serinin ıraksamadığından emin olamayız. En sonsuza giderken ifadenin limiti sıfır olsa bile seri ıraksayabilir. Bu arada limiti sıfır olup da yakınsayan seriler de vardır. Örneğin, bunu da şöyle yapalım. n eşittir 1'den sonsuza 1 bölü n kareyi ele alalım. Iraksama testini kullanalım. En sonsuza giderken limit alıyorum. Kimin 1 bölü n karenin ve bu limit sıfıra eşittir. Öyle değil mi? n sonsuza yaklaştıkça bu büyür ve ifadenin değeri de sıfıra yaklaşır ve bu seri ıraksama testini geçemez ama buna dayanarak az önce de gördüğümüz gibi bu serinin yakınsayacağını söyleyemeyiz ıraksayabilirdi yani ıraksama testi tek başına yeterli değildir Bundan sonraki videolarda bu serinin yakınsayacağını da göreceğiz ama serinin yakınsamasının sebebi ıraksama testini geçememesi değildir. Bunun yakınsadığını ispatlamak için farklı bir test kullanmamız gerekir. Aynen bunun da aslında ıraksadığını göstermek için olduğu gibi. Bu yüzden de ıraksama testinin testi geçen seriler için faydalı olduğunu söyleyebilirim. En sonsuza giderken A alt indis N'in limitinin sıfırdan farklı olduğunu bulursak, mesela buradaki gibi serinin ıraksadığı sonucuna varabiliriz.